Herkese merhabalar, değerli katılımcılar. Ben Doktor Serdar Körük. Hoş geldiniz. Öncelikle kendimi kısaca tanıtmak istiyorum. Ben doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum Yeditepe Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünde. Bugünkü konumuz psikolojik yardım, yaz krizlerin etkileri, krizlerle baş etme yöntemleri, bu süreçte, bu zorlu süreçte hep beraber kolektif olarak yaşadığımız bu yıkıcı süreçte kendi psikolojik sağlığımız için, yakınlarımızın psikolojik sağlığı için neler yapabiliriz, nelere dikkat etmek gerekir, bu gibi konulardan konuşacağız. Bu semineri düzenleyen kişilere de çok teşekkür ediyorum. Çok değerli buluyorum bu tarz konuşmaları bu zorlu süreçte toplumun ruh sağlığı için slayt paylaşıyorum. Tamamdır. Şimdi o zaman sunum üzerinden gitmeyi planlıyorum. Sunum sonunda da sorularınız olursa sorularınızı cevaplayabilirim. Şimdi kriz ve travma kavramlarıyla başlamak istiyorum. Kriz ne demek? Travma ne demek? Afet kavramı üzerinden bir giriş yapalım. Konumu ilerletemedim. Pardon. Kriz. Şimdi kriz ne demek? Kriz şu aslında. Biz yani insan zihni olarak denge halinde yaşayan bir canlıyız ve hani şeyleri öngörebilmek, öngörebildiğimiz ölçüde hani ona göre yaşamımızı düzenlemek bize iyi geliyor. Rutin dediğimiz şey bu aslında. İşte oturduğumuz ev, yaşadığımız mahalle, gittiğimiz okul, gittiğimiz iş, günlük rutinlerimiz bizim hayatı daha öngörülebilir kılıyor ve bu bizi yani aradığımız bir şey, bizim dengemizi sağlayan bir şey. Afetler, krizler ve travmalar ise bu döngüyü kısmen kıran şeyler, yani öngörülebilirliği azaltan şeyler. Kriz ve travma yakın olarak görülse de aslında aynı şey değil. Yani her kriz bir travma olmuyor. Bazen krizler travmaya dönüşebiliyor. Afetler bir kriz. Evet, ama afetler her zaman travma olmuyor. Olabilir ama akışa göre olabiliyor. Biraz bunlardan konuşacağız bu süreçte. Kriz durumu şudur. Aslında biz günlük hayatımızda birçok olayda krizler yaşıyoruz. Yani günlük hayatımızda, sosyal hayatımızda, iş hayatımızda birçok kriz yaşayabiliyoruz ama kriz aslında bizim stres seviyemizi, anksiyete seviyemizi arttıran durumlar genelde kriz olarak görüyoruz bu durumları. Ama biz öznel olarak aslında bu krizlerin çoğuyla baş edebiliyoruz. Ve hani o stres ve anksiyete seviyemizi geri getirebiliyoruz. Hani homeostazi dediğimiz bir kavram var. Bu denge demek. Zihinsel denge, fizyolojik denge. Bu dengeyi tekrar yerine getirebiliyorsak bu kriz durumlarının üzerinden aslında kolaylıkla gelebiliyoruz demek. Yani duygusal dünyamızı, düşünsel dünyamızı, davranışsal dünyamızı tekrar organize edebiliyorsak aslında bir kriz durumu üzerinde bir kriz durumunu baş edebiliyoruz demektir kısaca tanımlamak gerekirse. Birçok kriz var. Gelişimsel kriz, durumsal kriz, varoluşsal kriz ve uyum süreci gerektirecek krizlerimiz var. Şimdi şu andaki yaşadığımız durum çok ciddi bir durumsal kriz. Değil mi? Bir afet yaşadık. Birçok yani 10-15 milyon insan etkilendi. Tüm ülke etkilendi. Tabii etkilenme düzeyleri var. Aslında onu da kısaca size açıklayacağım. Şu anda çok ciddi bir durumsal kriz içerisindeyiz. Hani ülke olarak, toplum olarak ve hani bir şekilde bununla baş etmeye çalışıyoruz edebildiğimiz ölçüde. Şimdi afet kavramına baktığımız zaman afet
Hepimizin bildiği bir şekilde hani doğa tarafından belirli bir coğrafyada aniden ortaya çıkan hem bireysel hem de kolektif stres yaratan, önemli kayıplara yol açan, toplumun yaşantısını sekteye uğratan doğal veya insan kaynaklı olaylar olarak isimlendiriyoruz afeti. İşte bu doğal deprem var değil mi? Yani yangınlar oluyor, deprem oluyor, toprak kayması, kimyasal ve nükleer kazalar da birer afettir ama insan eliyle yapılan afetler. Afet büyük boyutlu bir kriz aslında. Çok büyük boyutlu bir kriz. Hani bireysel krizlerin ötesinde çok ciddi kolektif krizler barındıran çok ciddi bir olay afet. Şimdi afetlerden etkilenen insanları biz genelde üçe ayırıyoruz. Bu önemli. Şimdi şu andaki deprem bölgesine baktığımız zaman etkilenen insanları aslında üçe ayırmak mümkün. Birinci grup doğrudan o bölgede yaşayan insanlar. Yani bir şekilde deprem anında orada bulunan, kendi etkilenen işte evi yıkılan, enkazdan çıkan, yaralanan o bölgede yaşayan insanlar. Birinci derecede etkilenen, yani bu afet ve bunun yarattığı krizden birinci derecede etkilenen insanlar. İkinci grup şu, bir şekilde orada doğrudan teması olmayıp ama işte bir tanıdığı olan, o bölgeye yakın olan, İşte aile fertlerinden biri orada olan, akrabaları orada olan bir şekilde dolaylı temas eder. Ama kendi şeyi yaşamamış yani. Kendi afet o olayı, depremi yaşamamış veya daha az şiddetle yaşamış. Ama bir şekilde orayla bağı olan insanları ikinci grup olarak sınıflandırabiliriz. Üçüncü grup da şudur. Ben kendimi de o gruba koyuyorum. Hani bütün olan biteni uzaktan medyadan izleyen, işte sosyal medyadan izleyen, hani doğrudan yaşamamış, hani bir bağlantısı da olmayan ama aynı şekilde sosyal medyadan, ana akım medyadan o olayı izleyen kişiler üçüncü grupta. Yani bu üç grupta kriz yaşıyor. Üç grup içinde bir kriz. Tabii etkilenme derecesi fark ediyor. Ama herkes bir şekilde bundan etkileniyor. Yani o bölgede kişi olmadıysa da, hani bir bağlantısı yoksa da aynı şiddette uzaktan etkileniyor. Aynı tepkileri veriyor. Yani bedensel olarak da, zihinsel olarak da, duygusal olarak da aynı tepkileri veriyor. Şimdi travma daha farklı bir şey. Şimdi travmaya giriş yapalım. Buna akut stres de diyebiliriz. Şimdi her kriz ve her afet bir travma yaratır mı? Uzun vadede yaratmaz. Ama belirli insanlarda yaratıyor. Şimdi şunu da işte şöyle bir varsayım da yanlış olur. Bu olayı doğrudan yaşayan herkes için bu bir ciddi bir travma olacak ileride demek doğru bir varsayım olmaz. Bütün bunları sosyal medyadan izleyen, yani uzakta olmasına rağmen kişi de travmaya girebilir. İlerleyen süreçte travma sonrası bozukluk yaşayabilir. Şimdi burada baş etme becerileri dediğimiz bir şey var. Bir kriz durumu yaşadığımız zaman onunla baş etmeye çalışırız, değil mi? Bireysel olarak baş etmeye çalışırız. Kolektif olarak baş etmeye çalışırız. Ve baş edebiliyorsak, yeteri kadar destek alabiliyorsak ve günlük hayatımızı tekrar organize edebiliyorsak, o olay bize her ne kadar acı verse de, üzüntü verse de o günlük hayatın devamlılığı ve güvenli bölgenin oluşması, kişinin travma belirtileri yaşamasını engelleyebilir. Ama bütün bunlardan yoksunluk varsa, kişi baş edemiyorsa, yani toplum olarak baş edemiyorsa, bir şekilde devam edemiyorsa, ya günlük hayat rutinlerimiz geri dönmüyorsa, o Maslow'un piramidindeki temel basamakları tekrar oluşturamıyorsak, ciddi bir travma öncülüdür yaşadığımız durum. Yani bu kriz ve afet durumu ciddi bir travma öncülüdür. Aslında olayın büyüklüğünden ve yıkıcılığından ziyade toplumun, insanların baş etme için, yani baş etme yöntemlerinin olması ve baş etme kaynaklarının olması, gerek maddi, gerek sosyal, gerek ilişkisel kaynaklarının olması bu baş etme sürecini güçlendiren bir şey. Baktığımız zaman yani her afet bir kriz. Ama her kriz bir travmaya dönüşmek zorunda mı? Dönüşmek zorunda değil. Tabii yeteri kadar kaynak varsa, yeteri kadar destek varsa, tabii burada araçsal destek, sosyal destek, psikolojik destek varsa daha iyileştirici bir faktör.
Olabiliyor. Şimdi benim gözlemim şu, bu yaşadığımız durum, süreç yani çok ciddi bir süreç, çok kolektif bir süreç. Genelde insanlarda üç temel duygu üretiyor. Birincisi çok ciddi bir acı. Acı, kayıp ve yas duygusu yani. Bu kaybetmenin verdiği bir acı var. Üzüntü var. Ciddi bir üzüntü var. Üzüntü ve çökkünlük duygusu var. Bir de bunların üst ötesinde bir öfke var. Kolektif bir öfke var. Hatta benim gözlemim şu, şu anda öfke bazen acı ve üzüntüyü bastırabiliyor da açıkçası. Ama insanlar şu anda komplike duygular içerisinde. Yani o şok kaç slide sonra bahsedeceğim, hani verdiğimiz basamaklarda. İnsanlar kompleks duyguları hissedebiliyorlar. Parmak kaldırdınız ama şöyle dedim, yani sunum sonunda soruları cevaplasam daha uygun olacak. Yani sunumu bölmemek için. Mehmet. Devam edelim. Teşekkürler. Yas süreci var tabii bir de bu süreçte. Hani bir şeyleri kaybetmek. Yas demek yani illa bir kişinin ölümü olmak zorunda değil. Hani kişinin yaşadığı evi kaybetmesi, mahalleyi kaybetmesi, o işte yaşantıların kaybetmesi, anıların kaybolması da yas yaratabilir. Bir kayıp, bir şeyleri kaybetmek. Yani günlük hayatı kaybetmek, rutinleri kaybetmek. Uzaktaki insan için de yas yaşayabilir. Yani bütünlüğü kaybediyoruz. Yani burada aslında o güvendiğimizi ve bütünlüğümüzü kaybediyoruz. Bu da hani yas duygusu bu travmatik sürece, bir kriz sürecine eşlik edebilir. Yani bu davranışsal, bilişsel, fiziksel ve somatik boyutlarda kendini gösterebiliyor. Önce biraz olayın tanımlamasını yapmak istiyorum. Daha sonra ruh sağlığı kısmına biraz yani iyileştirici kısmı geçiş yapmayı planlıyorum. Şimdi bu gibi durumlarda aslında şimdi verdiğimiz tepkilerden biraz bahsetmek istiyorum. Bu travmatik olaylar yani şu anda içinden geçtiğimiz süreçte hepimizin verdiği bazı tepkiler var. Bunlar neler diye baktığımız zaman. Şimdi duygusal tepkiler diye baktığımız zaman şok ve öfke, çaresizlik, boşlukta hissetme, aşırı korku hali, suçluluk, yas, umutsuzluk, sinirlilik hali, karamsarlık, değersizlik hissi ve panik ve utanç. Mesela şu da bir gerçek. Şimdi mesela uzakta olan bir insan suçluluk da hissedebilir. Şu anda mesela birçoğumuzda bu suçluluk duygusu olabilir. Hani uzakta olan insanlar için konuşuyorum o bölgeyi. Hani günlük hayatta devam etmek zorundasın, değil mi? Hani yemek yemen lazım, bir şey yapman lazım, seni bekleyen görevler var. Ama bir yanda mesela insanlar orada neler yaşıyor? Hani sen burada neler yaşıyorsun? Suçluluk duygusu hissedebiliriz. Buna şey diyorum ben. Hani hayatta kalmanın verdiği suçluluk, yani yaşamanın verdiği suçluluk gibi bir şey. Bu gayet normal bir duygu. Bu bir travmatik bir tepki çünkü. Öfkeli ve sinirli olma. Bu işte boşlukta hissetme, keyif alamama, mutsuz olma sürekli. Bunlar orada yaşayan insanlar için de aynı tepkiler. Uzakta olan insanlar için de aynı tepkiler. Çünkü burada kolektif bir travmadan bahsediyoruz. Yani kolektif bir etkiden bahsediyoruz. Evet, işte uzaktan elimiz kolumuz bağlı hiçbir şey yapamama. Tam olarak duygu bu. Yani bunu ben de hissediyorum, siz de hissedersiniz. Çaresiz hissediyorum, bir şey yapamıyorum, yapamadığımızı hissediyorum. Ve bizi bekleyen günlük hayatımızda bir sürü görev var ve hani onları da yapmak zorundayız mesela. Ama birazdan bahsedeceğim, günlük hayatta rutine ne kadar adapte olursa ve insanlara o kadar destek sunarsak daha iyi hissederiz. Bilişsel tepkiler var. Konsantrasyon güçlüğü, ders çalışamama, akademiye geri dönememe, karar verememe, bellekle ilgili sorunlar, suçlama, endişe hali, sürekli zihinsel dünyanın, sürekli zihinsel dünyanın olumsuz olarak çalışmaya başlaması, İşte yaptığımız işe, geri mesleğimize, işte öğrenciysek derslerimize konsantre olamama, kafamızı verememe, bir şeyi okuyamama, hani bilişsel becerilerin geri tam olarak çalışamaması durumu var. Bu da bilişsel tepkiler olarak da isimlendirilir. Şimdi hissizlik haliyle ilgili bir soru geldi. Aslında bu biraz evrimsel bir tepki. Çünkü bir travma anında, bir kriz anında bizim sinir sistemimiz kendini kapatıyor. Yani
ne derler, kendini aslında korumaya alıyor. Bu bir hissizlik, bir katatonik bir durum yaratıyor. Bu tabii şok döneminde görülen bir şey ama o hissedilen duygular ikinci dönemde yoğun olarak ortaya çıkmaya başlıyor. Devam edelim. Fiziksel somatik tepkiler. Fiziksel somatik tepkiler. Devam ediyoruz buradan. Uyku bozuklukları. Uyku bozuklukları. Ağrılar, baş ağrısı, vücut ağrısı. Sindirim sistemi sorunları özellikle. Kas sistemi sorunları. Bunlar fiziksel verdiğimiz tepkiler. Bunlar da gayet beklenen tepkiler. Ve davranışsal ve sosyal tepkiler. Bu da önemli. Uyaranlardan kaçınma veya uyaranlara aşırı yönelme. İlişkisel bozukluklar. Yani kişinin kendini geri çekmesi ilişkilerden. Yani içine kapanması. İlişkisel sorunlar, çatışmalar, güvensizlik, şüphecilik. Aşırı suçlayıcı olma, aşırı sinirli olma, insanlara aşırı sinirli davranma. Bunlar hepimizin verdiği, bunlar siz yalnız değilseniz eğer bu tepkileri yaşıyorsanız, bunlar kolektif olarak hepimizin verdiği tepkiler ve normal tepkiler. Yani aslında böyle bir olay karşısında gerek doğrudan maruz kalalım, gerek dolaylı maruz kalalım, gerek sadece medya üzerinden maruz kalalım. Bunlar hepimizin verdiği tepkiler, doğal tepkiler. Yani insan olmakla ilgili, insan olmakla ilgili verdiğimiz tepkiler. Elif Hanım parmak kaldırdınız ama soruları en son kısımda alayım. Siz de not ederseniz kusura bakmayın. Şimdi hepimizin geçtiği dönemler var ve dönemlere bakmak istiyorum. Şimdi psikolojik şok dönemi yaşıyoruz ilk başta değerli katılımcılar. Şok dönemi. Hani burada olayın olduğu ilk zamanlar. Hani bir bilinmezlik, bir çaresizlik, bir şok, bir olayı anlayamama, bir disosiye olma, psikolojik şok dönemi. Hani ne olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz ve burada sistem kendini kapatıyor açıkçası. Sadece hayatta kalmaya odaklı. Diğer her şeyden enerjimizi çekiyoruz ve bu tarafa odaklıyoruz anlamak için. Tepki dönemi. Yaklaşık bir hafta sonra ortaya çıkan bir dönem. Şu anda içinde bulunduğumuz dönem aslında biraz da. Duygusal karmaşa, kaygı, korku, öfke, sindirlilik, umutsuzluk, çaresizlik gibi karışık, yani yoğun duyguların, karmaşık duyguların interaktif bir şekilde ortaya çıktığı, bunu şu anda toplumda da görebiliyoruz, bireysel olarak toplumda da görebiliyoruz. Duyguların dışa vurumu başladı çünkü. Böyle bir dönem, tepki dönemi, ikinci dönemimiz. Kahramanlık dönemi. Burada değil mi? Mesela o insanlara yardım düzeltiyorum. İşlemleme ve olanları düşünmüyorum. Bu evreye yavaş yavaş geçiş yapacağız ilerleyen süreçte. Hani niye oldu? Şimdi şöyle bir durum var değerli katılımcılar. Bir parantez. Şimdi insan, bizim zihnimiz şöyle çalışıyor. Bir kriz olduğu zaman, yani beklenmeyen bir şey olduğu zaman, yani bizim o güvenli bölgemiz sarsıldığı zaman, değil mi? Hani demiştim ya, öngörülebilirlik önemli bizim bu sağlığımız açısından. Hani öngörülebilirlik şeyi sarsıldığı zaman, dengemiz bozulduğu zaman bunu anlamlandırmaya çalışıyoruz. Yani niye böyle oldu? İşte niye bu kadar kişi can kaybetti? Yani niye binalar yıkıldı? Niye bunlar oldu? Niye sorusu ve hani bir proses yapıyoruz, bir süreç yapıyoruz. Ve genelde günlük hayatta da öyle olur. Bir kriz yaşadığımız zaman bunu anlamlandırabilirsek o bizim için kriz olmaz. Yani onu geride bırakırız. Her ne kadar üzülsek de, canımız acısa da onu geride bırakırız. Bırakmaya çalışırız. İşte burada bir anlam arıyoruz. Yani niye oldu bütün bunlar? Ve bu biraz bilişsel bir süreç. Bir anlam atfetme, bir sorumluluğu dağıtma. Böyle bir süreç var. Daha çok bu kriz ve travma öncesinde. Son aşama, iyileşme ve yeniden oryantasyon dönemi. Burada artık kişinin psikolojik sağlığının geri gelmeye başladığı, o dediğim dengenin tekrar kurulmaya başladığı, işte öngörülebilir hayatın tekrar kurulmaya başladığı
Ve bu yaşanan olayların bir parça, artık hayatın parçası olarak içselleştirildiği bir dönem, oryantasyon dönemi. Tabii bu çok uzun sürebiliyor. Ki şimdi bu dörtlüğü yapan insanlarda zaten bir travmatik süreç olmuyor. Bu döngüyü tamamlayamayan bireylerde biz bir travmadan söz edebiliriz daha çok. Devam ediyorum müsaadenizle. Şimdi gençlerde, çocuk ve gençlerde, yani 18 yaş altı çok nüfus var şu anda etkilenen bu süreçte. 18 yaş altı çocuklar ve gençler bu psikososyal destek dediğimiz ve psikolojik iyilik hali, birazdan anlatacağım, hani P diyoruz, psikolojik ilk yardıma biraz daha ihtiyaçları olan bir kesim. Çünkü onlar çok daha açık bu süreçte etkilenmeye. Sebebi de şu: bilişsel seviyeleri çocukların ve duygusal regülasyonu yetişkinler kadar kuvvetli olmadığı için anlamlandıramıyorlar. Yani olan biteni anlamlandıramıyorlar, anlayamıyorlar, duygularını ifade edemiyorlar. Gerek zihinsel becerileri, gerek duygusal becerileri, gerek dil becerileri, gerek ilişkisel becerileri yeteri kadar gelişmiş değil yetişkinler kadar. O yüzden daha şiddetli tepki verebiliyorlar ki, dikkat ederseniz şu anda o bölgeye giden psikolojik destek ekiplerinin, ki benim de bir sürü arkadaşım gitti, birçoğu hemen hepsi çocuklara ve gençlere yönelik psikososyal destek müdahaleleri yapıyorlar. Yani psikolojik ilk yardım yapıyorlar. Bunun sebebi bu. Yani çocuklar çünkü daha yoğun olarak etkilenebiliyor. Özellikle bu kriz ve afet durumlarında değerli katılımcılar. Şimdi gelelim biraz psikolojik ilk yardıma. Psikoloji, hepimizin şu anda neye ihtiyacı var? Sizlerin de, benim de, yakınlarımız da gerek bu olaya doğrudan maruz kalsın, gerek dolaylı maruz kalsın, gerek uzaktan maruz kalsın, toplum olarak neye ihtiyacımız var? İlk başta Cennet Hanım, sorularınızı cevaplayacağım ama en son cevaplayacağım. En son soruları cevaplayacağım. Şimdi ilk başta tabii ki de fiziksel ihtiyaçlar, yani güvenlik ihtiyacımızın sağlanması gerekiyor. Bu daha çok kim için? Doğrudan ve dolaylı olarak o bölgede olan insanlar için. Değil mi? Fiziksel, yani akut destek diyoruz. Fiziksel ihtiyaçlar, işte barınak, güvenli bölge, yiyecek, içecek, korunaklı bir alan, işte soğuktan koruma. Yani fizyolojik varlığını güvence altına. Başımızı sokacak bir ev deriz ya mesela, gibi, yani korunaklı bir şey. Fiziksel ihtiyacın karşılanması gerekiyor ilk başta. Bir güvenlik ihtiyacının karşılanması gerekiyor ve fiziksel ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Yani doğrudan ve dolaylı olarak o bölgede olan insanlar için. Şimdi bu birinci aşama. İkinci aşama şudur. İkinci aşama yani o insanların duygularının ifade edilmesi, yani o insanların dinlenilmesi, anlaşıldığının hissedilmesi, onlarla bağ kurulması, onlara destek verildiğinin hissettirilmesi, yani o insanların duygusal regülasyonunun sağlanmasıdır. Bu bizim için de geçerli. Bu herkes için geçerli. Yani kişinin duygularının duyulması, ona destek olduğunun hissettirilmesi, fiziksel olarak değil ama psikolojik olarak ve sosyal olarak destek olduğu hissettirilmesi. İkinci aşama bu. Burada psikolojik ilk yardım diyoruz. Detaylarını diğer slaytlarda vereceğim. İkinci aşamada tabii ki de terapi yok. Bu bir terapi değil. Bu bir sosyal destek, psikoeğitim, kaygı yönetimi, problem çözme becerileri ve iletişim becerileri. Ama fiziksel bir alt basamak karşılanmadıktan sonra değerli katılımcılar, bunların çok bir önemi yok. Yani önce onların karşılanması gerekiyor. Üçüncü aşama, bu çok daha ilerleyen süreç. Üçüncü aşama daha böyle psikolojik destek, yani psikolojik danışma, psikoterapi, daha psikolojik yardım hizmetleri. Bu daha uzun vadede olan bir şey. Şu anda bizim yapmamız gereken, yapmaya çalıştığımız birinci aşama ve ikinci aşama. Ama ikinci aşamayı yapmak için illa bir ruh sağlığı uzmanı olmaya gerek var mı? Evet, kısmen daha iyi yapıyor bizim ekiplerimiz. Ama birazdan anlatacağım bilgilerle hem kendinize hem de yakınlarınıza
Siz de kısmen destek olabilirsiniz, daha iyi yaklaşabilirsiniz eğer bu süreci yaşayan yakınlarınız var ise, hem de kendinize. Şimdi bizim buradaki şeyimiz ne? Çerçevemiz ne değerli katılımcılar? Amaçlarımız şunlar. Yani bu psikolojik destek hizmetlerinin, psikososyal destek hizmetlerinin amaçları şunlardır. Bir, kişilerin yaşam olayı anlamlandırmalarını ve baş etmelerini kolaylaştırmak. Normal yaşama dönmeyi hızlandırmak. Travmatik yaşantı sonrası ortaya konan psikolojik tepkileri normalleştirmek. Kriz sonrası oluşabilecek fizyolojik tepkileri anlayabilmek ve kontrol edebilmek. Genel hatlarımız bunlar baktığımız zaman. Travmatik olayın neden olduğu krizin etkilerini aza indirmek, sahip olunan güçlü yanları ortaya çıkartarak krizle baş etmeyi kolaylaştırmak, işlevsel olmayan düşünce ve davranım örgütlerini fark ederek daha işlevsel olanlarla değiştirmek, duygu ve düşünceleri birbirinden ayırt ederek tanıma ve bunları dışa vurabilmek, bozulan anlamlandırma sistemini yeniden yapılandırabilmek, travmatik bir yaşantıyı takip eden düşünceleri, izlenimleri ve tepkileri detaylı bir şekilde gözlemleyebilmek ve olası bir travma sonrası stres bozukluğu deriz. Bunu önleyebilmek. Yani travma daha ciddi travma oluşmasını engelleyebilmek. Bu önemli genelde ilk aşamalarda. Umut aşılamak, sosyal destek sistemini güçlendirmek, olası başka kriz anları ile travmatik durumlar için hazırlıklı olmayı sağlayabilmek, öz yeterlilik ve toplumsal yeterlilik duygusunu teşvik edebilmek. Ve psikolojik ilk yardıma geçiyorum. Psikolojik ilk yardım ne demek? Psikolojik ilk yardım şu. Bir psikoterapi değil bu tabii ki, bir psikolojik danışma değil. Bu bir ön müdahale, ön hizmet, ön beceri diyeyim, ön iletişim, ön ilişki becerisi. İnsanları zorlamadan pratik ve destek bakım sağlamak, onları anlamaya çalışmak, onları dinlemek, ihtiyaçlarını ve kaygılarını dinlemek, anlamaya çalışmak, temel ihtiyaçlarını karşılamaya sağlamak, konuşmaya zorlamadan dinlemek. Şimdi, değerli katılımcılar, bu tarz durumlarda konuşmak iyidir, ilişki kurmak iyidir. Ailemizle, yakın olduğumuz insanlarla, aramızda bağımızın bulunduğu insanlarla konuşmak, düşüncelerimizi, üzüntümüzü, acımızı, öfkemizi paylaşmak iyidir. Soruları en son cevaplayacağım. Elimizde hiçbir şey yoksa ilişki kurmak, ilişki kurduğumuz insanlardan beslenmek bize iyi gelir. İlişki kurduğumuz insanlara destek vermek de bize iyi gelir. Bu da bir psikolojik ilk yardım ürünküsü. İnsanların bilgi edinmesi, hizmetlere ve sosyal desteklere ulaşmaları için yardım sağlamak. Rahatlatıp sakinleşmelerine yardımcı olmak. Yani burada anahtar kelimemiz aslında bağ kur. Bakın. Bağ kur, dinle. Bağ kur, dinle, anlat. Bağ kurmak önemli, destek olmak önemli, paylaşmak ve anlatmak önemli. Ama yapıcı bir şekilde bunu dinlemek gerekiyor. Karşımızdaki insanı da yapıcı bir şekilde dinlememiz gerekiyor. Her türlü kriz anında, afet anında ilişkisel desteği, yani biz yani insanlar ilişkisel varlıklar, değerli katılımcılar. Hani ilişki kurmak bize iyi gelir. Dinlemek, anlatmak bize iyi gelir. Ama bunu pesimist bir şekilde değil, daha nötr bir şekilde, daha kucaklayıcı bir şekilde yapmak gerekiyor. Hem anlatmak hem de dinlemek gerekiyor. Şimdi dediğim gibi P diyoruz buna. Psikolojik ilk yardım diyoruz. İzle, bağ kur, dinle, anlat. Yani izle, bağ kur, dinle, anlat diyebiliriz. Psikolojik ilk yardıma. Hem çocuklara iyi gelir, hem yetişkinlere iyi gelir. Tabii çocuklar burada bazen zorlanabiliyor, gençler. Niye? Çünkü anlatma becerileri yetişkinler kadar iyi değil. O yüzden onlara daha çok mesela
projektif testler dediğimiz oyun oynatılıyor, resim çizdiriliyor. Haberlerde, sosyal medyalarda görüyorsunuzdur. Yani çocukların kendilerini ifade edebileceği ve duygularını anlatabileceği faaliyetler yapılıyor. Çünkü onlar yetişkinler kadar anlatamayabiliyor sürücü de olarak. Pi iyileştirici bir şey tam olarak olmayabilir ama insana iyi gelen bir şeydir. Tüm sorunları, tüm sıkıntıları, tüm travmatik süreci bunu engelleyebilir miyiz? Engelleyemeyebiliriz. Ama kişinin akut dönemde, şu anda içinde bulunduğumuz dönemde bize bu sağlığımıza iyi gelen bir şeydir psikolojik yardım. Etkili iletişim kurma, hazırlık durum hakkında bilgi toplama. Biz yani edindiğimiz bilgileri de paylaşmalıyız. İzle, dinle, bağ kur dediğimi unutmayalım. İzle, dinle, bağ kur. Tek yaptığımız bu. Yani konuşmak, insanları dinlemek, bağ kurmak, ilişki kurmak, destek olduğumuzu hissettirmek. Başkalarının da bizle bağ kurmasına bu arada izin vermeliyiz. Yani biz değil, yani çevremizdeki yakın olduğumuz insanların da bizle bağ kurmasına, hani kaygılarımızı, korkularımızı anlamasına izin vermeliyiz. Biz de diğer insanlarla bağ kurmalıyız. Yani bu dediğimiz şey aslında burada nötr ve tarafsız bir şekilde yönlendirici olmadan dinlemek ve duyguları anlamak ve anlatmak var aslında değerli katılımcılar. Yardım ettiğiniz kişileri uygun biçimde dinlemek, durumlarını ve ihtiyaçlarını anlamanız, sakinleştirmeniz, yardımcı olabilmeniz ve uygun yardımı verebilmeniz için önemlidir. Şimdi hani kendi içimizdeki öfkeyi, acıyı, üzüntüyü anlatmaya çok istekli olabiliriz ki buna ihtiyacımız var. Ama aynı oranda aynı oranda da yakınlarımızı dinleyici olmalıyız. Dinlemeliyiz. Çünkü şöyle tüketmek deriz değil mi? Duygularımızı tüketmek deriz. Yani içimizdeki o travmatik duyguları tüketmek gerekiyor. Tüketmenin şeyi nedir? Paylaşmak. Paylaşmak, paylaşmak. Şimdi devam edelim. Şimdi bazı becerilerimiz var. Bu da önemli. Bunlar önemli. Bunları hem kendimizde de uygulayabiliriz hem de diğer insanlarda uygulayabiliriz. Bu süreçte bize iyi gelen beceriler var. Yani bu tarz durumlarda, kriz durumlarında, travmatik durumlarda bize iyi gelen bazı beceriler var. Bunlar süreçte baş etmemizi kolaylaştırıyor. Tabii şimdi şöyle, biz olayın kendi kontrolümüzdeki olduğu kısmını kontrol edebiliyoruz maalesef. Yani büyük kısmı kontrol edemiyoruz belki ama en azından kendi kontrol edebildiğimiz ne derler, oran ölçüsünde bu becerileri kullanabiliriz. Problem çözme becerilerimizi kullanmak. Problem çözme becerilerimizi kullanmak. Bu becerinin amacı yaşanan güçlük ve soruların öncelik sırasına koyulması, çözüm için seçeneklerin oluşturulması ve en uygun seçeneğin belirlenmesine yardımcı olmak. Bu biraz analitik düşünmekle ilgili. Yani problem çözme becerimizi devreye sokmalıyız. Bir yandan da chat kısmını yazıyorlar, onları okuyorum, kusura bakmayın. Olumlu etkinliklerin teşvik edilmesi. Evet, çok kötü bir durumda olabiliriz. Gerçekten çok yıkık bir durumda olabiliriz ve kendimizi iyi hissetmiyor olabiliriz. Ama muhakkak bize iyi gelen bir şeyler vardır. İlişki kurmak bize iyi geliyordur. Paylaşmak bize iyi geliyordur. Beraber yemek yemek bize iyi geliyordur. Bir şeyler yapmak bize iyi geliyordur. Mesela oradaki bir başka bir insanlara yardım etmek bize iyi geliyordur. Uzaktan benim gibi insanlar için böyle seminerler vermek bize iyi geliyordur. Değil mi? O bölgeye giden uzmanlar için ona yapmak iyi geliyordur. Ya bunlar iyilik, yani iyilik ve günlük hayatı devam ettiren şeyler. Olumlu etkinliklerin teşvik edilmesi. Bu becerinin amacı bireylerin duygu durumlarını geliştirecek pozitif, keyifli ve anlamlı aktivitelerle meşgul olmasını ve kontrol hissinin yeniden kazanılmasına yardımcı olması. Çok büyük bir parantez açıyorum. Kontrol hissi önemlidir. Kontrol hissi nedir? Yani hayat, dedim ya, hani hayat değil mi? Sabah uyanıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz, evden çıkıyoruz, üniversiteye gidiyoruz, işe gidiyoruz. Değil mi? Orada çalışıyoruz, akşam geliyoruz işte, evimize geliyoruz.
hayat devam ediyor. Hani hayat kontrolümüz altında aslında. O kontrol dediğim şey o. Hani bir şeyler yapıyoruz günlük hayatta ve rutin dediğimiz şey koruyor bizi aslında. O duygunun, o kontrol duygusunun tekrar inşa edilmesinde önemli. Hani olumlu etkinliklerin teşvik edilmesi. Tepki yönetimi. Güzel atıyorum. Bir şey oldu. Kaygının, korkunun, anksiyetenin, öfkenin, yoğun duyguların biraz kontrol edilmesi. Şimdi bunlar nasıl kontrol ediliyor? Tabii ki de kontrol etmek şu, bunlar açığa çıkıp ve bunun paylaşılması gerekiyor. Bu duygular bir alıcısı olduğu zaman kontrol edilir. Yani bunları biriyle paylaşmak gerekiyor. Bu durumda, yani bu süreçte mesela duygularımızı bastırmamamız, duygularımızı kendi başımızda yaşamamamız gerekiyor. Paylaşmamız gerekiyor birileri. Paylaşalım ki anlamlandırabilelim. Hani ortaya çıksın, onu işleyebilirim. Değerli katılımcılar, işlenmeyen duygular bizi rahatsız eder. İçimizdeki işlemediğimiz duygular bizi rahatsız eder. O yüzden bu duyguları, bu tepkilerimizi işlememiz gerekiyor, paylaşmamız gerekiyor. İfade etmek gerekiyor. İşlevsel düşünmenin teşvik edilmesi. Bu becerinin amacı ise güzel. Yardım alanının kriz hakkında veya mevcut durumu ile ilgili düşüncelerini gözden geçirmek, işlevsel olmayan düşüncelerin işlevsel olan düşüncelerle gerçekleştirmesini sağlamak, daha az stres verici düşünme biçiminin öğrenilmesini sağlamak. Şimdi burayı parantez açacağım. Kriz ve afet durumları bizim dünyaya ilişkin varsayımlarımızı bozar. Yani düşünme biçimlerimizi bozar. Mesela hayat ne kadar kötü bir yer, değil mi? Hayat çok kötü. İşte hayata ilişkin bir sürü yüzlerce düşünce oluşturabiliriz, değil mi? Bunlara olumsuz düşünceler diyor. Düşünce sistemimiz bozuluyor. Kriz ve travma durumlarda. Bu düşünce sisteminin tekrar organize edilmesi gerekiyor. Daha işlevsel, daha yapıcı. Bu biraz daha uzun vadede olan bir iş. Hemen kısa vadede olmaz ama en azından bu dört başlığı düşünebiliriz. Bizim yapacağımız önemli bir şeylerden bir tanesi problem çözme becerimizi kullanma. Üretkenlik ve hayata devam edici aktivitelerin yapılması. Ve tepkilerimizi yönetebilmek. Bu temel psikolojik beceriler, bu psikolojik ilk yardım sürecinde bize iyi gelen şeyler. Birazdan daha spesifik örnekler vereceğim sunum sonunda. Değerli katılımcılar. Şimdi genel bir framework veriyorum sadece. Genel bir çerçeveyi veriyorum. Güzel diyorum ha. Ve en önemlisi sosyal bağların yeniden oluşturulması. Mesela okulların açılması önemli buluyorum ben. Hani genelde sosyal medyayı takip ediyorsanız da hani okulların açılmasının ne kadar önemli olduğunu hem üniversitelerin hem de MEP okullarının hani ne kadar açılmasının bilim adamları, bilim insanları gerekli olduğunu vurguluyorlar. Niye vurguluyorlar? Çünkü sosyal bağlar iyileştiricidir. Günlük hayatta, rutin hayatta devam edebilmek kişiyi korur. Çocukları daha çok korur, gençleri daha çok korur. Niye? Çünkü okul desteği, öğretmen desteği, arkadaş desteği iyileştirici bir faktördür. Aynı şekilde akraba desteği, aile desteği iyileştirici bir faktördür. Sosyal bağların kurulması kişiyi daha sağlıklı kılar. Yani kişiyi daha güçlü hissettirir ve kişi de bu, yani kişiyi bu hayata tekrar bağlar. Hani o denge duygusunu, kontrol duygusunu tekrar oluşturur. Çocukların okula gitmesi, derslere girmesi, bir şekilde işte akademik faaliyetlerle meşgul olması onları bu kriz ve travma konteksinden uzaklaştırır. Günlük rutin hayatımıza ne kadar çabuk dönebilirsek, bu şu demek değil ama bakın, bu olayı unutuyoruz, hani yok sayıyoruz gibi bir şey değil. Tam tersine. Bir yandan bu olayın basamaklarını tamamlarken bu dediğin işleme, anlamlandırma. Bir yandan günlük hayatımızda ne kadar hızlı adapte olabilirsek, biz destek kaynakları deriz, güç kaynakları bulabilirsek, o derece ruh sağlığımızı daha iyi korumuş oluruz. Soru geldi. Şimdi şöyle bir toparlıyorum. Birkaç noktaya parmak bastım.
Bir, sosyal medya kullanımı. Haberleri takip etmek önemlidir. Çok önemli, gündemi takip etmek. Ama ve lakin görseller, bizi hani bizi tetikleyici görseller, tetikleyici uyaranlar, bu tarz şeylere çok fazla maruz kalmak ruh sağlığımız için iyi değil. Ama tabii ki de haberleri okuyabiliriz, gündemi takip edebiliriz. Ama bizi tetikleyecek, bizi uyaracak özellikle videolar ve görsellere tekrar bakmak bize iyi gelen şeyler değiller. Ama tabii ki de gündemi, haberleri takip edebiliyoruz. Ama dediğim gibi daha seçici olmak gerekiyor. Tabii bu derecesine göre. Yani o travmatik görüntüler, fotoğraflar, işte mucize fotoğraflar falan filan. Hani onlara çok fazla temas etmek iyi gelmeyebilir. Bu bir. İkincisi, gerek depreme ve o bölgede doğrudan maruz kaldık, gerek dolaylı maruz kaldık, gerek uzaktan sosyal medya aracılığıyla maruz kalıyoruz yoğun olarak. Fark etmiyor, hepimiz aynı duyguları hissediyoruz. Her ne yapabiliyorsak, bir şekilde günlük hayatımızda, rutin hayatımızda yaptığımız işlere devam etmemiz gerekiyor. Diğer insanlara yardımcı olmak istiyorsak da evet, herkes oraya gidemiyor. Hani herkes oraya gidemiyor mesela. Gitmemesi de gerekiyor. Oraya profesyonellerin gitmesi gerekiyor. O insanlara profesyonel insanların destek olması gerekiyor. Ama biz de kendi sevdiğimiz insanlara destek verebiliriz. Bu bize iyiyse, kendi çevremizde, ailemizde, işlerimizde insanların duygularını, düşüncelerini paylaşabiliriz. Yani anlatabiliriz. Bu bize iyi hissettirir. Üretken olmak, bir faaliyette bulunmak, hayat üzerindeki o kontrol duygusunu tekrar sağlamaya çalışmak bize iyi hissettirir. Bunun da ivedilikle kolektif olarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar hani bireysel olarak yapabileceğimiz şeyler. Bireysel olarak hani kendi ruh sağlığımızı düzenleyebileceğimiz, duygusal bir regülasyonumuzu sağlayabileceğimiz şeyler diğer katılımcılar. Şimdi birçok soru geldi. Hani şimdi o soruları cevaplayabilirim. Hani sesli de sorabilirsiniz. Sizden ricam. Hani mikrofonu açık sorarsanız sanki daha iyi cevaplarım diye düşünüyorum. Hani soru soran kişiler tekrar sorabilirse sevinirim. Teşekkürler. Ben dinliyorum ama hani soru sormak isteyenler var mıdır? Birçok soru gelmişti. Ya da isterseniz oradan bakıp orada birkaç güzel soru vardı. Onları cevaplamaya çalışayım. Tamamdır. Mikrofon açamayanlar yazarak da sorabilir. Şimdi o bölgede olup sorular geldi. Elif Hanım buyurun. Elif Hanım el kaldırdı. Şimdi o bölgeden soru soran katılımcılar var. Şimdi şöyle ki, ilk başta tabii ki de dediğim gibi hani fiziksel ihtiyaçlarımızı, güvenlik ihtiyacımızı, fizyolojik ihtiyaçlarımızı, barınma ihtiyacımızın sağlanması çok önemli. Eğer bunlar sağlandıysa, evet, bir süre tekrar deprem olacakmış gibi hissetmek, hani aynı flashbackleri yaşamak, bunlar normal duygular. Normal, şu anda hani yaşadığınız duygular normal duygular. Çok doğal duygular, korku duygusu, kaygı duygusunun yarattığı duygular. Hani bunlar zaman içerisinde azalacaktır. Yani şu anda bu duyguları bir anda gitmesini istemek biraz şey olur. Çok normal, çok insani duygular. Sizin yapacağınız şey, maksimum ölçtüğün gibi destek kaynaklarınızı kullanmak, ilişkisel kaynaklarınızı kullanmak, bir şekilde o kontrol ve üretkenlik duygusunu yapabiliyorsanız tekrar, yapabildiğiniz ölçüde ona odaklanmak, hani kısa vadede bunları yapabilirsiniz, bunları yapmanızı öneririm.
Psikolojik desteğin ilk aşamada yapılması kişilerin olayın çokunu atlatması gerektiği nedeniyle sanırım. Şöyle, psikolojik destek dediğimiz şey, yani profesyonel psikolojik danışma bunu kastediyorsa, bunun yapılabilmesi için bazı aşamalar var. Demin dediğim gibi, hani şu anda akut dönemdeyiz, şok dönemdeyiz. Şu andaki lazım olan şey psikolojik ihtiyacın, psikolojik destek değil, yani psikolojik danışma değil. Hani o sürecin olması için daha önceki süreçlerin olması gerekiyor, ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. O rutin hayat ve kontrol duygusu tekrar sağlanması gerekiyor. Yani Maslow'un piramidindeki temel ihtiyaçlar karşılanması gerekiyor ki üste çıkılabilsin. Hani üste bir psikolojik danışma, bir psikolojik destek hizmeti verilebilsin. Ama şu anda da yapılan da psikolojik destek ama ilk yardım olarak geçiyor. Bir psikoterapi veya psikolojik danışma olarak geçmiyor. Şu an için de uygun bir ortam yok zaten. Çok güzel bir soru geldi. Öğrencilerle Rabia Hanım ayağa kaldırdı. Buyur Rabia. Sanırsam yazarak soru sorabiliyorsunuz. Şimdi öğrencilerle nasıl konuşmalıyız gibi bir soru geldi. Çok güzel bir soru. Bu üniversiteye gelen öğrenciler için de geçerli. Okullara gelen öğrenciler için de geçerli. Şimdi genelde ilk ders planlaması vardır ki MEB'in de bu konuda bir yönetmeliği var. Ben de baktım. İlk derste, genelde ilk derslerde duygu bir grup seansı olarak düşünün. Duygu paylaşımları önemlidir. Mesela öğretmenin kendisi, tabii öğrenenlerinin yaş grubuna göre kendisi için süreci paylaşması, kendi duygularını paylaşması, öğrencilerle bağ kurması, sonra öğrencilerin duygularını paylaşması. Çünkü bir gruptaki herkes, yani bir gruptaki çoğu insan duygusunu paylaşırsa ve herkes benzer duygularda, benzer deneyimler hissettiğini görürse grup birbirine daha iyi bağlanır. O yüzden grup ortamlarında, yani sınıf da buna dahil, duygu paylaşımı, deneyim paylaşımı yapmak önemli. Gerek öğretmen açısından, gerek öğrenciler açısından. Ha, ben izin veriyorum o zaman, kusura bakmayın. Ama ben moderatör değilim. Sanırsam ben açamıyorum. O zaman yani yazarak cevaplarsanız daha iyi olur sanırım. Yazarak sorarsanız daha iyi olur. Soru geldi. Travmadan sonra güçlü kalmak zorunda hissedilen kişilerin sorunları yıllar sonra. Şimdi şöyle bir durum var. Travma kavramı açıklık getireyim. Şimdi bu olayı yaşayanların hepsi travma yaşamış olmuyor. Yani travma dediğimizi, bu bir kriz yaşıyoruz şu anda. Bir kriz ve zorlanma yaşıyoruz. Çok yoğun bir kriz yaşıyoruz. Ama 3 ay sonra bu olay hepimizde bir travmaya yol açmayacak bu arada. Genelde %10, %15'lik bir kesimde travma yapıyor değerli katılımcılar. Yani şu anda aslında travma demeyelim buna. Çok ciddi bir kriz yaşıyoruz. Çok derin bir kriz yaşıyoruz ve krizi aşmaya çalışıyoruz. Gerek bireysel olarak, gerek sosyal olarak bu krizi aşmaya çalışıyoruz. Yani ne kadar başarılı aşabiliriz onu zaman gösterecek. Ama bunu travma olarak isimlendirmeyelim. Yani şu anda bir travma etkisi yok bizde. Yani travma ilerleyen süreçte eğer kalıcı olursa ona travma diyoruz. Rabia şöyle diyebilirim Rabia. Okulda güzel bir soru sormuşsun. Rabia benim eski öğrencim bu arada. Yani çok da sevindim seni gördüğüme Rabia. Şöyle diyebiliriz. Öğrencilerle yapabileceğin en iyi çalışma Rabia, duygu çalışmaları. Psikososyal çalışmalar. Sanat etkinlikleri olabilir. Resim faaliyetleri olabilir. Psikodrama faaliyetleri olabilir. En azından akut süreçte, yani 1 hafta, 2 hafta. Tabii öğrencilerin yaş grubunu bilmiyorum ama öğrencilerle yapabileceği en iyi bağ kurma psikodrama faaliyetleri, yani eğitimsel drama faaliyetleri olabilir. Bunu önerebilirim ki uzmanların çoğu da bunu öneriyor zaten. Daha ufak yaş grubu.
Uyku bozukluğu, stres ve kaygı. Bunlarla ilgili güzel bir soru geldi. Tabii şu anda bunlarla ilgili yapabileceğimiz en iyi şey bir, mümkün mertebe dediğim gibi ilişkisel desteğimizi kullanmaya çalışmak. Her ne kadar yapabiliyorsak yememize, içmemize, uyumamıza dikkat etmek. Ve başka bir faaliyette bulunmak. Yani günlük hayatta ne yapıyorsak, kitap mı okuyoruz, okula mı gidiyoruz, ders mi çalışıyoruz, dışarı mı çıkıyoruz, yürüyüş mü yapıyoruz, her ne yapıyorsak. Bir şekilde bunları yapmaya çalışma. Bunları yapmaya çalışma. Yani sadece kriz konteksiyle, afet konteksiyle, sosyal medya veya işte bu mecrayla bütün enerjimizi oraya kanalize etmememiz lazım. Bu stresimizi, kaygımızı tamamen yok eder mi? Etmeyebilir ama en azından bize iyi gelir. Teşekkürler sorunuz için. Son bir soru daha alabilirim varsa veya cevaplamadığım soru varsa. Cennet Hanım, o kadar çok soru geldi ki bulamadım, kusura bakmayın. Hocam içim çok karanlık, kendimi çok kötü hissediyorum. Bu geçer mi? Hocam sanki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şu anda böyle düşünmeniz çok normal. Çünkü aynı dediğim gibi hem duygusal dünyamızı etkiliyor hem düşünsel dünyamızı bozan bir olay. Ben de dahil olmak üzere bozuyor. Hayata karşı bakışımız, işte geleceğe dair bakışımız, hayatın anlamına dair bakışımız, ülkeye karşı bakışımız. Hepsi bozulabiliyor, hepsi değişebiliyor. Bunlar normal tepkiler. Yani bunlar şu anda çok normal tepkiler. Biraz kendinize zaman tanımanız, biraz bu düşüncelerle çok boğulmamanız, bu düşüncelere çok odaklanmamanız ve mümkün mertebe size iyi gelen şeyleri yapmanız, iyi gelen ilişkilerden beslenmeniz, iyi gelen aktivitelerden beslenmeniz en azından sizi bu süreçte koruyacaktır. İzmir'im. Kötü haberlerin bağımlılık yapmasının mekanizması daha farklı. Tam tersi kontrol duygusunu kaybettiriyor. Kontrol duygusunu kaybettiriyor Cennet Hanım. Yani çok fazla kötü habere odaklanmak tam tersi kontrol ve güvenlik duygunuzu kaybettirir. O yüzden önerim olur ki çok fazla seçici haber okumamak gerekiyor. Yıkıcı haber okumamak gerekiyor. Peki, çok teşekkürler herkese. Kısaca bir özetlemek gerekirse, duygu paylaşımı önemli, ilişkisel destek önemli, ilişkisel destekten beslenmek önemli, fiziksel ihtiyaçların, fizyolojik ihtiyaçların karşılanması önemli, çok önemli. Sağlığımıza dikkat etmemiz önemli ve günlük hayatta bir şekilde rutinlerimizi yapmaya başlamak önemli. Bunlar koruyucu faktörler. Ama bir şekilde tabii ki gündemi takip etmeliyiz, gündemi okumalıyız. Olaylar hakkında çünkü bilgi edinmemiz gerekiyor. Yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmuyor. O prosesi atlatmamız gerekiyor. Olayı anlayabilmemiz gerekiyor. Kafamızda anlamlandırabilmemiz gerekiyor. Ama bir yandan da bu diğer saydığım şeyleri de yapmamız gerekiyor değerli katılımcılar. Üzüntülü bir süreç, yıkıcı bir süreç. Zor bir süreç hem bireysel olarak hem de kolektif olarak, toplum olarak çok zor bir süreç. Uzun bir sürede bizi meşgul edecek gibi duruyor ama sosyal destek, ilişkisel destek dediğim gibi bunlar önemli. Yapabildiğimiz ölçüde kendi mikro çevremizde hani bunlara sağlamamız gerek. Çünkü kontrolün tamamı bizde değil yani maalesef. Kontrolün tamamı başka mecralarda işte devlette, hükümette, bizi yönetenlerde kontrolün büyük kısmı. Ama biz kendi kontrol edebildiğimiz ölçüde kendi çevremizi organize edebiliriz. Buna biraz gayret etmek gerekiyor. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için. Tekrardan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben de üzüntülüyüm. Ben de çok canım acıyor. Ben de öfkeliyim sizler gibi.
Ben de sizin dediğiniz belirtilerin çoğunu sergiliyorum. Doğal olarak yani hepimiz insanız. Ben de sergiliyorum. Hem fiziksel hem düşünsel hem duygusal olarak sergiliyorum. Ama bir şekilde bunlarla baş etmekle zorundayız değerli katılımcılar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sevgiler.